Kronos'tan. Bu dersimizde Gerund Infinitive konusunu işleyeceğiz. İlk etapta direkt Gerund, yani verb ing alan fiillere bir göz atıyoruz. Gerunds and infinitives. Gerunds deyince aklımıza ne geliyor? Fiilin ing hali. Infinitives deyince aklımıza direkt fiilin to ve birinci hali geliyor arkadaşlar. Direkt peki ben fiilin ing halini ya da to verb one halini nerede kullanıyorum? Bir fiiliniz geliyor. Hemen arkasından bir diğer fiiliniz gelirken fiiliniz ing'yi alıyor. Yani size vereceğim fiillerin kendisi ing'yi almayacak. Nedir? Kendinden sonra gelen fiiller ing'yi alacak arkadaşlar. Şimdi diğer bölüm ise fiilimizin kendisi ve aynı şekilde bu fiilden sonraki fiil gelirse eğer to verb one alacak. Örneğin ilk etapta Elementary'de biz sizlere neler öğretiyoruz? Like fiilini öğretiyoruz değil mi? Like'tan sonra her zaman fiil ing mi alır? Evet, ing'yi alır. Ondan sonra bu bölüme de ne öğretiyoruz? Want to verb one öğretiyoruz mesela. Değil mi? O zaman şimdi bu like gibi ya da want gibi fiillerin daha üst düzeylerini göreceğiz. Okay? Any problems? No. Okay. Gerunds'lar arkadaşlar. Gerunds yani fiilin ing hali. Fiilin ing hali kaça ayrılıyor? Gelin bir görelim. Direct verb ing isteyenler. Verb proposition. Verb ing isteyenler. Expressions yani bazı ifadeler şeklinde nedir? Bizim gerund bölümümüz 3'e ayrılıyor arkadaşlar. Peki şu an neyi göreceğiz? Şimdiki dersimizde direct verb ing göreceğiz arkadaşlar. Direct verb ing yani direkt mesela bir admit fiili diyeceğim. Admit fiilinden sonra bir ing gelirse ne olur diyeceğim. Mutlaka ing gelmek zorundadır diyeceğiz. Okay? Şimdi başlıyoruz. Direct verb ing. What does it mean? Verb one or just verb one? Verb ing. Okay? For example, admit. What's the meaning of admit? Kabul etmek. Peki ben bu fiile mi ing ekliyorum? Hayır, ben bu fiile ing eklemiyorum. Benim kuralım bu fiilden sonra gelen fiil ing eklemek. Tamam? Mesela hemen örnek diyelim. The robber admitted. Bakın, the robber admitted robbing the bank. Ne dediniz? Soyguncu bankayı soyduğunu kabul etti. Bakın, fiiliniz ing mi aldı? Evet, ing aldı. Neden? Çünkü admit fiili sizden fiilin ing halini istiyor. Okay? Bakın. Admit fiili kendisinden sonra bir fiil gelirse ing halini istiyor demektir. Başka bir şansınız kesinlikle yok. Bu birdi arkadaşlar. Böyle yaklaşık 40 tane fiil işleyeceğiz şu anda. Admit'ten sonra anticipate. Ne demek anticipate arkadaşlar? Umut etmek değil mi? Hope. Umut etmek, umut etmek ya da. Hope. Bakın ne yazıyoruz o zaman? I anticipated going abroad immediately. Nedir? Yurt dışına gitmeyi, hemen yurt dışına gitmeyi umut ettim.
Bakın, fiiliniz yine ing'yi aldı. Hangi fiiliniz ing'yi aldı? Kendisinden sonraki fiil ing'yi aldı arkadaşlar. Peki, ben umut ediyorum demek istesem. Yani ben yurt dışına gitmeyi umut ediyorum demek istesem. Bu anticipate fiil ing'yi alır mı? Alır. Niye alır bu sefer? Şimdiki zamandır o. Çünkü o zamanın ing halidir. Hadi gelin öyle de yapalım. I am anticipating going abroad immediately şeklinde cümleniz kaldı. Bakın bir ing, bakın bir ing daha. İki tane yan yana gelmez mi? Gelir. Ama buradakinin zaman ing'si yani present continuous tense'in ing'si olduğunu bileceksiniz. Buradakinin ise direkt fiilin ing hali yani gerund olduğunu bilmeniz gerekiyor. Neden? Anticipate fiilinden sonra ing'yi alması gerekiyor. Okay? Any problems? Okay. O zaman şimdi iki tane fiil gördük. Neymiş? Admit, kabul etmek. Bir diğeri de anticipate, umut etmek. Hangi fiiller bunlar? Niye buradalar? Çünkü kendilerinden sonra ing istiyorlar. Okay. Avoid. Avoid. Ne demek avoid? Kaçınmak. Sinonimleri nelerdir? Abstain from. Refrain from. Değil mi? Bir şeyden kaçınmak, sakınmak. Peki bu fiiller ne istiyor kendilerinden sonra? ing istiyor. Bakın zaten proposition var. Ne demiştim ben size daha önceki derslerimizde? Proposition gördünüz mü? Hemen arkasından fiilini ing haline getirmek zorundasınız. Başka çareniz yok. Evet devam edelim. Diyelim ki my father avoids smoking. Ben bu avoid yerine şunları da kullanabilirim. Abstain from. S takım tabii ki. Ya da refrains from da kullanabilir miyim? Kullanırım. Çünkü anlam olarak da, kalıp olarak da ne istiyorlar? ING istiyorlar. Anlamları da tamamen aynı. Okay? My father avoids smoking, my father abstains from smoking, or my father refrains from smoking. Okay, problem? O zaman fiilleri üçledik arkadaşlar. Admit, anticipate, avoid. Bir tane daha ekliyorum. Appreciate. Ne demek appreciate? Kıymet bilmek, değil mi? Yani değerini bilmek, kıymet bilmek manasına geliyordu. Hemen örnek verelim. She appreciated him completing the season efficiently. Baktınız. Araya bir somebody gördünüz. Bakın arada bir somebody var. Ne oldu? Bir şey değişti mi? Hayır değişmedi. Fiiliniz yine ing'yi aldı. Aslında complete fiil hiç ing sevmez. Bakın complete aslında ing fiilini ing ekini almaz. Ancak neden almak zorunda kaldı? Çünkü appreciate fiili sizden onu ing yapmanızı istedi. Çünkü bu bir kural. Okay? See fiiline bile ing'yi aldırabilirsiniz böyle bir durumda. See fiiline bile yani görmek fiiline bile. Böyle bir durumda ing'yi aldırabilirsiniz. Mesela I am looking forward to seeing you diyoruz değil mi? Bakın see fiili ing'yi alıyor orada. Okay? Burada da complete almış. Neden? Appreciate çünkü verb ing istiyor sizden. Ne demişiz o zaman? She appreciated him completing the season efficiently. Efficiently verimli bir şekilde. Okay. Yani onun sezonu verimli bir şekilde tamamlamasından dolayı tamamlamasını takdir etti. Yani onun kıymetini bildi şeklinde cümlemizi çevirebiliriz. O zaman fiillerimiz 4 oldu. Ne oldu şimdi? Admit, anticipate,
avoid, appreciate. Evet, A harflerimiz bu kadar arkadaşlar. A harfiyle ilgili nedir? ING olan fiiller bu kadar. Devam ediyorum. C harfine geçtim. Can't help. Bakın. Can't help. Nedir can't help? Kendini alamamak. Kendini alamamak. Kendini bir şey yapmaktan alamamak yani. Tamam? Kendini bir şey yapmaktan alamamak. Mesela I can't help laughing at his jokes. Onun şakalarına gülmekten kendimi alamadım. He's very funny, okay? So, I can't help laughing at his jokes dedim. Ve otomatikman ne oldu? Fiilim ing'yi aldı. Neden? Can't help ing'yi alır. Devam ediyorum. Can't stand. Can't stand. Nedir? Katlanamamak. Ya da bunun yerine ne derim? Can't bear. Bakın. Can't endure da diyebilirim anlam olarak, kullanım olarak kesinlikle aynı şeyler arkadaşlar. Can't bear, can't stand, can't endure. Bunların hepsi direkt katlanamamak, tahammül edememek manasına geliyor. Hemen örnekleyelim. I can't stand your behaving fully observing diyelim. You're observing I can't stand observing. Yoru bir tarafa atalım daha güzel cümlemiz olsun. I can't stand observing your foolish aptalca, saçma. Okay? I can't stand observing your foolish manners diyelim. Ve cümlemizi bitirelim. Ne dedik? Senin aptalca davranışlarını seyretmeye tahammül edemiyorum. Observe, gözlemlemek, seyretmek. Okay? Bir diğeri contemplate. Consider'a benzer ama bu derin derin düşünmek. Yani öyle direkt düşünmek değil. Derin derin düşünüyorsunuz. Okay? Think deeply. Yani derin derin düşünmek. Ne derin derin düşünelim arkadaşlar? I contemplated leaving my own country and moving to Australia. Bakın neler düşünmüşüm arkadaşlar. Hem de derin derin düşünmüşüz. Bakalım görelim. Neymiş? I contemplated leaving my own country. Ülkemi terk etmeyi derin derin düşündüm. Nereye gidiyorum bakın? Avustralya'ya taşınmayı. Yani ülkemi terk etmeyi ve Avustralya'ya taşınmayı düşündüm. Derin derin düşündüm. Contemplate fiili ne alırmış? ING'yi alırmış. Bakın ta buradaki fiile bile etki yapıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Buradaki fiile bile etkiliyor. I contemplated leaving my own country and moving. Moving fiili. Move demiyorsunuz. Bu nasıl ing ise bu da ing. Bakın bu TOEFL'da çıkıyor. Ne yapıyor? Burayı move diyor. Ama siz tabii bu arada o kadar çok kelime oluyor ki direkt ta burayı etkileyebileceğini düşünmüyorsunuz. Halbuki contemplate'ten sonra and ile bağlanıyorsa bütün fiilleri etkiler. Contemplate. Okay? Bütün fiiller ing gider. Bir diğeri arkadaşlar, delay. Evet, D harfine geçtik arkadaşlar. Delay. Nedir delay? Ertelemek. Ertelemek yaklaşık bayağı bir daha anlamı var. Yani sinonim eş anlamlısı var. Nedir? Başlayalım yazmaya. 1. Defer. 2. Postpone. 3. Put off.
Bakın bunların hepsinin anlamı nedir? Ertelemek arkadaşlar. Bakın postpone, put off, defer ve delay. Delay aslında bir teknik terim, retard anlamına gelir ama burada bir fiil nedir? Ertelemek. Okay. Neyi ertelemiş bakın? He always delays going to the dentist. Bakın her zaman dişçiye gitmeyi erteler. Her zaman dişçiye gitmeyi erteler. Bakın fiilin önüne always geldi. Gelemez mi? Gelir. İsterse are gelsin, isterse is gelsin, isterse have, has gelsin. Onlar gelebilir. Benim için önemli olan bölge neresi? Bakın şu bölge, yani delay fiilinden sonra fiilin ing'yi alması önemli benim için. Okay? Neyi ertelemiş? Dişçiye gitmeyi her zaman erteler. Ben buraya defer koyabilir miyim? Evet koyarım. Postpone koyar mıyım? Evet. Put off koyabilir miyim? Evet. Hepsini koyabilirim. Hepsi ing istiyor. Hepsi de direkt ertelemek anlamına geliyor. Okay? Hop. Bir diğer arkadaşlar. Devam ediyoruz. Detest. Detest. Dislike. Yani sevmemek, hoşlanmamak anlamına gelir. Hoşlanmamak. Bakın. She detests. She detests sleeping late. Geç uyumaktan nefret eder. Bakın fiilin ing mi almış? Evet almış. Dislike de var. Bakın detest ve dislike aynı anlamdalar ve ikisi de fiilin ing halini istiyorlar. Bakın fiil de ing alıyor. Okay? Any problems? 11'deyiz. Bir diğer fiilimiz arkadaşlar enjoy. Eğlenmek, zevk almak. Fiilimiz arkadaşlar enjoy, eğlenmek, zevk almak. Bu fiilden sonra fiil gelirse ne olurmuş? ING alırmış. Konum devam ediyor zaten. I don't enjoy spending money on clothes. Bakın. I don't enjoy spending money on clothes. Evet. Paramı neymiş? Harcamaya. Neyin üzerinde harcamaya? Kıyafetler üzerinde harcamayı harcamaktan eğlenmiyorum. Zevk almıyorum. Yani ben bunu sevmem manasında getirmiş. Bakın. Dislike manasında getirmiş. Çünkü negatif kullanmış. Okay? I dislike de diyebilirdim. I detest de don't enjoy yerine kullanabilirdim o zaman. Değil mi? Okay? Devam ediyorum. Excuse. Excuse ne demek? Excuse me diye bir kelime vardır. Bir expression, bir ifade vardır. Özür dilerim aslında ama bu özür dilemek değil. Nedir bu? Mazeret değil mi? Mazeret uydurmak. Mazeret bulmak. Değil mi? Mazeret. Hemen mazeretimizi bulalım. He excused not attending the meeting. Ya da şöyle bizim olağan toplantılarımıza katılması. Our usual meetings. Daha kötü olsun yani. Nedir? Bizim olağan toplantılarımıza katılmaması hakkında yani mazeret buldu. Bakın mazeret buldu. Attending. ING'yi aldı fiilimiz. Neden? Excuse ing ister. Bakın araya bir negatif yapmak istiyorum. Ne yaptım? Bu sefer ing'nin önüne not koydum arkadaşlar. ING'nin önüne not koydum ve otomatikman negatif haline geldi. Bir diğerimiz fancy. Fancy imagine değil mi? Hayal etmek. Ne hayal edelim arkadaşlar? We fancy going to England to speak English
fluently. Fluently. Bakın, fancy fiilinden sonra fiil ing'yi aldı arkadaşlar. Fancy fiilinden sonra fiil ing'yi aldı. Fluently ne demek? Akıcı bir şekilde. Değil mi? Akıcı bir şekilde İngilizce konuşmak için İngiltere'ye gitmeyi hayal ediyoruz diye bir öğrenci topluluğu bunu söylemiş arkadaşlar. We demiş bakın ya da iki kişi de konuşmuş olabilir. 13 tane fiilimizi bitirdik arkadaşlar. Bunların hepsi ing istiyorlarmış. Bakın bunlardan sonra gelen fiillerin hepsi ing alırmış. Okay? Feel like. Bakın feel like canı istemek. Canı istemek. Ne isteyelim? Çikolata yemek isteyelim arkadaşlar. I feel like eating acı çikolata yiyelim. Bitti. Chocolate. Bakın. I feel like eating bitter chocolate. Okay. ING var. Niye? Çünkü feel like fiili sizden ING fiilini istiyor. Tamam. Ben buraya I feel like to eat desem yanlış olur mu derseniz. Evet yanlış olur. Niye feel like? Otomatikman sizden kural olarak kendisinden sonra eğer bir fiil geliyorsa ING istiyor. Ama siz dersiniz ki ben yemek istemiyorum. Burada yemek kelimesini kullanmak istemiyorum. O zaman direkt şunu yazabilirsiniz. I feel like bitter chocolate diyebilirsiniz arkadaşlar. O zaman size herhangi bir şekilde kimse karışamaz. Yani direkt noun da gelebilir. İsim hali de gelebilir. Okay? Bir diğeri arkadaşlar finish. Nedir finish? Bitirmek. Örnekleyelim. She hasn't finished. She hasn't finished complaining about the burglary. Bir de sonuna yet koyalım. Tam bir present perfect olsun arkadaşlar. She hasn't finished complaining. Bakın ing'imi aldı. Niye? Finish'ten sonra ing geldi. Bakın complain fiilini alırmış. About fiil, about proposition'ını alırmış. Buradan hemen onu da tekrar ediyoruz. Complain about. Ondan sonra the burglary yet dedim. Burglary nedir? Hırsızlık. Değil mi? Hırsızlık. Bakın hırsız değil. Burglary isim hali. Burglary hırsızlık. Yet de cümlemin sonunda present perfect'in negatifi ve cümlenin sonuna gitmiş bir yet görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da bitti. Bir diğeri forgive. Nedir forgive? Affetmek arkadaşlar. Affetmek. Bakalım neyi affediyoruz? How could you forgive him? How could you forgive him betraying you? Betray ne demekti? Geçen derslerimizde de yapmıştık. Betray arkadaşlar aldatmak. Bakın. How could you forgive him? Nasıl affedersin? Neyi? Seni aldatmasını. Bakın. Mesimasını ne verdi? ING verdi. Seni aldatmasını nasıl affedersin diye bir cümle. Bakın forgive'den sonra ING aldı yine. Güzel bir cümlemizi bitirdik. Hatta bir soruydu bu. Değil mi arkadaşlar? Bir diğeri arkadaşlar. En sonuncusunu silmiyorum. Bir diğer fiilimiz imagine. Bakın biraz önce fancy için yaptığımız fancy kelimesinin neyi? Sinonimi yani eş anlamlısı. Değil mi? Fancy. Okay? Örneğimize bakalım. I always imagine
setting up a new life. Set up arkadaşlar neydi? Set up. Hani bilgisayarlarda olur ya, set up vardır. Ne yaparsınız o zaman? Bilgisayarı kurarsınız değil mi? Bakın kurmak. Nedir establish? Ya da found. Bakın bu fiillerin hepsi kurmaktır arkadaşlar. Establish, found. Aslında bu find'ın ikinci, üçüncü hali gibi görünüyor ama değil. Bakın bu fiilin birinci hali ama kurmak. Evet, neymiş o zaman arkadaşlar? Bunlar kurmakmış. Imagine fiilinden sonra da ing gelirmiş. Yani imagine setting up, imagine establishing, imagine founding. Bakın direkt ne yaptılar? ING'yi almak durumunda kaldılar. Neden? Çünkü imagine onlardan ING olmalarını istiyor. Imagine ING ile fiil istiyor. To falan istemiyor. Direkt fiil birinci halini de istemiyor. Direkt ING istiyor sizden. Neymiş? I always imagine setting up a new life. Yeni bir hayat kurmayı her zaman hayal ederim şeklinde bir cümlemizi yaptık. Bir diğeri arkadaşlar. Bir diğer fiilimiz neymiş? Involve. İçermek, evet. İçermek. This program involves, bakın ne içerecek, bakın. Studying TOEFL vocabulary. Bu program neyi içeriyormuş arkadaşlar? TOEFL kelimelerini çalışmayı içeriyormuş. Bakın böyle bir program olacak demek ki. Ne var arkadaşlar? Direkt involve fiilinden sonra ing var değil mi? Öğrencilerin uyması gereken bir program bu. Niye? Vocabulary yani kelime çalışmaları gerekiyor değil mi? Önemli bir ayrıntı arkadaşlar. Involve, içermek fiilin ing halini aldı. Bir diğer fiilimiz. Keep arkadaşlar. Keep. Devam ettirmek arkadaşlar. Aslında bu hangi fiilin kısa hali? Keep on fiilinin kısa hali aslında bu. Keep on, go on, carry on fiillerinin kısaltılmışı. Okay? Kesilmiş, onu gitmiş, keep kalmış arkadaşlar. Bakalım neymiş? I kept gambling when I was abroad. Evet, biraz kötü bir örnek olmuş, kötü anlamlı bir örnek olmuş ama gambling'in anlamı nedir? Kumar oynamak. Bakın, ben yurt dışında olduğum zamanlarda, yurt dışında olduğumda kumar oynamaktan kendimi alamam. Yani kumar oynamaya devam ettim manasına getirmiş. Bakın keep fiili aslında nedir ilk anlamı? Tutmak, korumak değil mi? Ama bakın burada ing'yi almış. Siz oradan ing'yi aldığı için anlamın devam ettirmek olduğunu çıkarmanız gerekiyor. Keep on, carry on, go on gibi nedir? Sinonimleri yani eş anlamlıları olduğunu da bulmanız lazım ki fiil ing'yi almış bakın. Gamble, kumar oynamak arkadaşlar. Bir diğer örneğimiz ve 20. fiiliniz. Mind. Mind. Nedir arkadaşlar mind? Umursamak aslında ama negatif olduğu için, genelde negatif kullanıldığı için aslında umursamamak gibi düşünülebilir. Ama aslında şeyi direkt fiilin kendisi umursamaktır. I don't mind. Umursamıyorum. I don't mind. Okay, umursamıyorum. Neye? Being late to the party. Senin partiye geç gelmeni umursamıyorum. Bakın geç olmanı hatta bakın. Ne var işin içinde? Bir sıfat var.
sıfat varsa, sıfat kendi başına bir cümlede durabilir mi? Hayır. Emizar, was, were, have, has, been gibi yardımcı fiillerle kullanılması gerek. Bakın burada da aslında bir yardımcı fiil var. Bakın yardımcı fiil ing ekledim. Being yaptım. Neden? Çünkü bu bir sıfat. Benim bir yardımcı fiilinden yani emizar, be kökenli olandan yardım istemem lazım. Hemen gidiyorum yardımcı fiilimi alıyorum. Ve ing'yi ona ekliyorum arkadaşlar. Ekledim ing, being oldu. Neden dolayı? Mind fiilinden dolayı. Anlam nedir? Senin geç partiye geç kalmanı umursamıyorum. Okay? Bir diğeri arkadaşlar. Practice. Nedir practice? Zaten adı üstünde. Pratik yapmak. Evet, bakın S harfiyle dikkat edin. C değil. C ile yazarsanız pratik olur. S ile yazarsanız fiil olur. Practice. Pratik yapmak olur. Tamam? Parantez içinde onu da yazayım. Bu isim hali. Bu ise fiil hali değil mi? Bakın S. Aynı advice gibi. Advice'ı da S ile yazarsanız öğüt vermek. C ile yazarsanız neydi? Öğüttü. Değil mi? Çok benziyorlar zaten. Mantık zaten genel itibariyle o. My father always makes me practice şeyi unuttuk. Speaking ne olsun? Bu seferki German olsun. Almanca olsun arkadaşlar. Bakın ne yapıyor babam? Benim babam make me practice. Yani bana hep pratik yaptırıyor. Neyi? Almanca konuşmayı. Bakın practice'den sonra fiil ing'yi aldı. Tamam onu güzel hallettik. Peki burada başka bir kalıp daha yatıyor arkadaşlar. Bakın make somebody verb one. Birine bir şey yaptırmak. Yani bu bir nedir? Kozatif, ettirgenlik değil mi? Bakın babam benim üzerimde nedir? Bir pratik yaptırma durumu var. Yani kendisi yapmıyor babamın. Bana yaptırıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Ettirgenlik, kozatif konusu artı gerund konusu. Bakın kozatif artı gerund. Güzel cümle. Devam ediyoruz. Bir diğeri arkadaşlar put off. Put off. Nedir put off? Biraz önce yaptık. Postpone, delay, defer. Yani ertelemek. Bakın postpone, delay, defer. Nedir anlamımız? Ertelemek. Örnekleyelim. Why did you put off going on holiday? Why did you put off going on holiday? Neden tatile gitmeyi erteledin? Diye bir cümlem söz konusu. Put off'tan sonra fiilim ing'yi aldı. Burada bir diğer püf nokta, proposition püf noktası. Bakıyorsunuz go to holiday değil o, go on holiday bakın. Go to değil, go on holiday. Aynı şey ne içinde geçerli? Piknik. Go on picnic. Bakın go to picnic diyemezsiniz. Go on holiday, go on picnic. Bunlar özellikle go ile birlikte to istemeyen neler isimler? Holiday ve picnic. Bakın. ING'yi aldı. Put off neydi? Ertelemekti. Hemen arkasından da fiil ING'yi almıştı. Neden tatile gitmeyi erteledin diye bir cümlem söz konusu. Okay? Bir diğeri arkadaşlar quit. Quit nedir? Terk etmek. Terk etmek. Bakın. Bir alışkanlığı terk etmek. Yani bir yerden çıkıp gitmek değil de
nedir? Bir alışkanlığı terk etmek, bir şeyi bitirmek. Yani aslında nedir? Give up, değil mi? Give up. I quit it. Bakın, I quit it. Bir alışkanlığı terk edelim. Nedir o? Sigara içmek olsun. I quit it smoking last year at last. Sonunda geçen sene, bakın sonunda, geçen sene sigara içmeyi bıraktım. Ne güzel olmuş değil mi? İyi olmuş. ING'yi hemen quit'ten sonra da kullanmayı unutmayalım. Okay. Quit, verb ing. Bir diğeri arkadaşlar. Bir diğeri resent. Resent. Nere resent arkadaşlar? Kırmak, gücendirmek. Öyle bir şeyi kırmak değil, kalbini kırmak yani. Gücendirmek. Nasıl gücendirelim bakalım? You always resent me. Humiliating. Humiliate arkadaşlar, küçük görmek, hor görmek manasına gelir. Bir tane daha var. O da bir phrasal zaten. Looking down on. Ve bir tane daha yazıyorum. Contempt. Contempting. Bakın, ne yaparak beni gücendirmiş? Arkadaşlar, ne yaparak sen beni kırdın diyorum. Sen beni aşağılayarak, yani hor görerek beni kırdın diyorum. Bakın, her zaman kırarsın diyorum hatta. Bakın, kötü bir durum söz konusu. ING fiilim nereye geldi? Fiilime geldi. Araya me gelebilir, him gelebilir, her gelebilir, us gelebilir. Hiç fark etmez. Araya somebody girebilir ama hemen ardı sıraki fiil ING olmak durumunda arkadaşlar. Tamam? Bir diğeri. Nedir? Direnç göstermek arkadaşlar. Resistance kelimesinden nedir? Hatırlayabilirsiniz. Direnç göstermek. Ne diyelim? Örneğimize. He resisted not going bankruptcy. Ne dedim go bankruptcy? İflas etmek. Bakın go bankruptcy. Kalıp arkadaşlar. But he closed down. Evet, kötü sonuç olmuş arkadaşlar. Nedir? İflasa gitmemek için direnç gösterdi. Bakın memek için direnç gösterdi. Ama kepenkleri indirdi arkadaşlar. Close down bir phrasal verb. Tamamen bir iş yerini kapatmak. Shut permanently. Shut permanently. Bu da neymiş? İflas etmek. Bu ise ne de nedir? Kepenkleri indirmek. He resisted not going bankruptcy, but he closed down dedim. Ve cümlem bitti arkadaşlar. Ne diğeri? Risk. Evet, güzel bir fiil. Nedir? Risk almak. Risk almak. If I were you. Type kaç arkadaşlar bu? If close type 2. Değil mi? If I were you, I wouldn't risk my money. Paramı riske atmazdım. Ne yaparak? Bakın. Investing. Invest. Yatırım yapmak. Investing on. Nedir? Stock exchange. Borsada
paramı yatırım yapmaya riske atmazdım senin yerinde olsam. Yani senin yerinde olsam borsaya para yatırmam anlamına gelmiş. Senin yerinde miyim? Hayır, senin yerinde değilim. Yani if close type 2 tamamen hypothetical dediğim farazi, değil mi? Geçen derslerimizde bunlardan bahsetmiştik arkadaşlar. Bu fiilimiz de bitti. Remember, recall, recollect. Yani hepsi aynı anlamda arkadaşlar. Nedir? Hatırlamak. Remember, recollect, recall, hatırlamak fiilidir arkadaşlar. Ama geçmişteki bir aktiviteyi, yani geçmişteki bir eylemi hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Diyelim ki I remember falling in love with him. Bakın nedir fall in love with? Aşık olmak, değil mi? Fall in love with. Bakın bu da somebody. Neymiş? I remember falling in love with him. Ona aşık olduğum günleri, bakın geçmiş günleri hatırlarım diyorum. Ve fiilim ing alıyor. Niye? Çünkü remember fiili sizden fiilin ing halini istiyor. Ben remember yerine recall ya da recollect kullanabilir miyim? Evet, kullanırım. Remember, recall ya da recollect aynı görevi, aynı kalıbı, aynı anlamı sağlıyor arkadaşlar. Recollect, remember ya da recall plus verb ing. Bir diğer fiilimiz, buraya yazalım. Suggest. Nedir suggest? Önermek, değil mi? Önermek. Hemen devam edelim. As we are all the members of this institute, as we are all the members of this institute, we suggest. Bakın neyi önerelim? Fiilim ing hale gelecek şimdi. Employing a new secretary. Bakın ne dedik? Bu enstitünün bütün üyeleri olarak, bakın olarak ne verdi? As verdi. Bakın olarak we suggest, öneririz ki, neyi öneriyoruz? Yeni bir sekreter almayı biz bu enstitünün üyeleri olarak öneriyoruz anlamına geldi arkadaşlar. Suggest'ten sonra fiil ing'yi aldı gördüğünüz gibi. Benim için şu an için önemli olan kısım bu. Devam edelim. Bir diğer fiilimiz tolerate. Nedir? Hoşgörülü olmak. Yani tolerans göstermek, zaten tam Türkçe'ye geçmiş. Ya da arkadaşlar put up with, yani put up with bunun phrasal'ı arkadaşlar. Tolerate, put up with. Evet, sometimes you should tolerate. Tolerate'den sonra fiil gelecek ve ing'yi alacak. Bakalım hangisini almış? Your child being spoiled. Spoiled nedir? Şımarık. Nedir? Çocuğunuzun, bazen çocuğunuzun şımarıklığını tolere etmelisiniz diye bir cümle arkadaşlar. Bakın yine being, yine ing. Neden? Çünkü bu bir sıfat. Bu bir sıfat ise ne yapmanız gerekiyor? Otomatikman bir yardımcı fiil alacaksınız ve bir ona ing ekleyeceksiniz. Tolerate fiilinden sonra. Evet arkadaşlar, son fiilimiz understand. Nedir understand? Anlamak.
Evet, cümlemizi yazalım. I can't understand. You're being not punctual for your duty. Bakın, ne dedim? Arkadaşlar, I can't understand you're being not punctual. Punctual, geçen derslerimizde bahsetmiştim. Neydi? On time, yani dakik manasına geliyordu. Görevine, yani nöbetine. Nedir nöbetin için? Dakik olmamanı anlayamıyorum, diyor bakın. Direkt ing, yine be. Neden? Çünkü punctual bir sıfat arkadaşlar. Sıfatsa siz oraya ne getirmeniz gerekiyor? Bir be, yani yardımcı fiil getirmeniz şart. Okay? Bunlar arkadaşlar bizim direct bölümümüzdü. Şimdi bu direct kendi içinde bir bölüme daha ayrılıyor. Hemen onu da geçelim ve dersimizi bitirelim. Get accustomed to, get used to, be used to ya da be accustomed to. Look forward to. Opposed to. Be opposed to. Have an objection to. Ya da in addition to. Evet, gelin ortak özelliklerine bakalım. Hepsi neyle bitiyor? To ile bitiyor. Bakın, hepsi to ile bitiyor. Bunların ortak özelliği bu. Peki niye bu bölümdeler arkadaşlar sizce? Bunlar aslında bütün İngilizce'de to'dan sonra fiil hep birinci haldedir. Sadece bunlardan sonra, yani bu fiillerden sonra fiil ne alır? ING'yi alır arkadaşlar. Bakın, bu fiillerden sonra her zaman fiil ing almak durumundadır. Peki bunların anlamları nedir derseniz, gelin hemen bir anlamlarına bakalım. İlk dört arkadaşlar, ilk dört alışmak. Şunu silelim, en son yazalım tekrar. Alışmak. Look forward to. Arkadaşlar tek başına dört gözle beklemek. Be opposed to, have an objection to. Aynı anlamda karşı çıkmak, karşı olmak. Be against yani. Ve sonuncusu, zaten bunu conjunctions konumuzda işlemiştik. Nedir? In addition to, ek olarak. Bakın, bu to'lardan sonra ing gelir mi? Evet, gelir. Bakın, bunlardan sonra nedir? Fiil ing halinde olmak durumunda, yani. Buna biz ne diyoruz? Gerund diyoruz arkadaşlar. Diyelim ki ben erken kalkmaya alıştım. Bakın, erken kalkmak bir fiil. Get up. Burada bir de fiil var. Alışmak. İkisini yan yana getiriyorum. Getirelim. I got accustomed to getting up early diyorum. Yani fiilim ing almak durumunda kalıyor arkadaşlar. Ya da diyelim ki seni dört gözle bekliyorum seni görmeyi diyelim. Ne demiştik biraz önce de zaten. I am looking forward to seeing you dedim ve cümlem bitti. Bakın dört göz falan işin içinde değil. Bu bir kalıptır arkadaşlar. Okay? Look forward to. Okay? Look forward to. Dört gözle beklemek anlamına geldi arkadaşlar. Okay? Do you have any problems? Okay. Thank you for listening to me. See you next lesson. Bye.